anne olamıyorum. Önce psikolojim bozuldu dedi. Sonra anne olamadığını söyledi. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında hapis cezasına karar verilen Gizem Karaca neden anne olamıyor? Öncelikle neler yaşandığını bir hatırlayalım. Narkotik polisinin 2013 yılında yaptığı operasyonla Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren gibi birçok ünlü isim gözaltına alınmış, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan bu ünlü isimlere yaklaşık 4 yılla 6 yıl arası hapis cezası verilmesi kararlaştırılmış fakat kesin bir karar verilmemişti. Davaları hala devam eden ünlü isimler istinaf mahkemesinde yeniden yargılanmaya başlandı. Güzel oyuncu Gizem Karaca'nın yaptığı açıklamalarsa tüm dikkatleri üzerine çeken türdendi. İddiaya göre yaptığı savunmada 19 yaşındayken iş hayatına atıldığını söyleyen Gizem Karaca, uyuşturucuyla da bu nedenle tanıştığını belirtti. İnsanların aklına geliyor ki sanki buna böyle çok bunalımda veya çok depresyonda olduğu için başladığı veya işte bir arkadaşı sanki zorla başlattırdı gibi. Ama öyle bir durum yok. Sonuçta her şey kendi kararın. Yani bu hayatta ne yapıyorsan kendine yapıyorsun, kendine olan zararın, çevre olabilir, yani bunda birçok etken var, girdiğin yeni ortamlar olabilir, insanlar olabilir, yani bu yüzden diyebileceğim bir şey yok. Konuşulanlara göre arkadaş ortamında uyuşturucuyu birkaç kez kullandığını belirten Gizem Karaca, hiçbir zaman satın almadım ve satmadım, hiçbir zaman üstümde bulundurmadığım için de başkasına vermem mümkün değil açıklamasında bulundu. Bu olayda 35 kişi vardı. Evet. 35 evet. kişi vardı ve çıkan haberlerde hep Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca. Hı hı. İki evet. kişi sanki hani biz çok ve hani orada ne insanlar vardı, ne kadar ciddi insanlar vardı aslında olayın hı. altında. Fakat sonuçta bu olayı birazcık ortaya çıkarmak için tanınmış isimler kullanıldığı için bu böyle yansıyor. Güzel oyuncunun açıklamaları bu kadarla sınırlı kalmadı. Gizem Karaca, yaşananlardan dolayı iş hayatının ve psikolojisinin çok etkilendiğini belirtirken, anne olamamasının sebebinin de uyuşturucu olduğunu açıkladı. Evet, bir hatam oldu. Ben o hatamın cezasını da çekiyorum. Hı hı. Ama kurban gittim demiyorum. Ben bu olayı da kapatmak istiyorum. Öyle ki geçen yıl evlendiğini belirten Karaca, gelecek planlaması yapmak ve ileride anne olmak istediğini fakat yaşadıklarından dolayı bir türlü bunlara cesaret edemediğini açıkladı. Mahkemeden bunları göz önünde bulundurmasını isteyen Gizem Karaca beraatini talep etti. Basın öyle bir yansıtıyor ki bu olayı. Sanki ben hani ölüyorum, bitiyorum. Ben hala mutluyum. Benim güzel giden bir işim var. Evet, yani maşallah. Güzel bir şirkette çalışıyorum. Benim hani keyfim yerinde aslında ama sürekli haberlerde olduğu için sanki hani şöyle bir izlenim oluyor. Gizem ölüyor, bitiyor, evde ağlıyor, bunalıma girdi, depresyonda falan. Psikolojik tedavi şey görüyor. Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ve Cenk Eren'in aralarında bulunduğu sanıkların mahkemeleri hala sürüyor. Bakalım ilerleyen günlerde yüce yargı ünlü isimler hakkında hangi kararı verecek? En çarpıcı, en taze magazin haberleri için Magazin Kulisi'ne abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz.